Günaydın Türkiye'm, günaydın Türkiye'min güzel insanları. Sevgili izleyiciler, sansürsüz sohbete söyleyecek sözü olan ve sorulara verecek cevabı bulunanlarla devam ediyoruz. Bunu böyle sürdüreceğiz. Sürdürüyoruz da şöyle ağız tadıyla tatlı tatlı konuşamıyoruz, sohbet edemiyoruz. Neden? Çünkü gerek Türkiye'nin sorunları, gerek Türkiye'nin karşı karşıya geldiği problemler, gerekse Batı dünyasının ve emperyalizmin Orta Doğu'da oynadığı oyun ve bize etkileri nedeniyle gazetelerimize baktığımızda keyfimiz kaçıyor. İsrail saldırganlığıyla bugün ortaya çıkan tabloyu gazetelerden yansıtacağım size. Tabii onun yanı sıra bizim de şehitlerimiz var. Elbette vatan için şehit olunur. Elbette şehitlik çok kutsal. Ama şunu bilelim ki ateşte düştüğü yeri her zaman yakıyor sevgili izleyiciler. İşte gazeteler ve şehitlerle ilgili haberleri ben fazla irdelemeden, fazla konuşmadan sizlerle paylaşacağım ve sözü stüdyo konuğuma bırakacağım. Stüdyo konuğumuz Saadet Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Birol Aydın. Efendim hoş geldiniz. Sağ olasınız. İzninizle gazetelerden bu birinci konu olarak gündeme alacağımız, arkasından tabii ekonomiyle, hukukla, ittifaklar siyasetiyle devam edeceğiz. Bir hayli konuşacağımız konu var ama şu İsrail saldırganlığıyla birlikte verdiğimiz şehitlerin haberini medya nasıl görmüş, bugün onlarla nasıl ilgilenmiş bir bakalım, ondan sonra devam edelim. Ben Milliyet gazetesine bakıyorum hemen. Milliyet gazetesi diyor ki İsrail Gazze'yi vurdu. İsrail Gazze'yi vurdu haberinin altında da tabii 15 ölü 1400 de yaralıdan bahsediyor. Onun altında da Eruh'ta 6 korucu şehit diye haberini vermiş Milliyet gazetesi. Karar gazetesi nasıl vermiş? Karar gazetesi diyor ki İsrail vahşetinin sınırı yok. Hemen onun altında Siirt'te PKK saldırısından, terör örgütünün saldırısından ve 6 korucunun şehit olmasından bahseden küçük bir haberimiz var. Posta gazetesi olayı nasıl yakalamış, nasıl görmüş? Posta diyor ki 6 şehit, 38 yetim ve İsrail dehşeti Posta'nın da birinci sayfasında böyle yer almış. Evrensel gazetesinin yanı sıra Güneş ve Akşam gazeteleri de dahil olmak üzere hem İsrail'in saldırganlığını hem PKK terörünün yarattığı 6 şehidi haber olarak vermişler. Filistin'de toprak günü kana bulandı diye aktarmışlar. Korkusuz gazetesine bakıyorum. Korkusuz gazetesinde de bu konuya ilişkin haber var. 6 şehit diye Siirt'te kalleş saldırı başlığıyla aktarılmış. Tabii Hürriyet'te de var, diğer gazetelerde olduğu gibi haber. Hürriyet gazetesine bakıyorum. Eruh'ta hain saldırı 6 korucu şehit diye aktarılmış. Habertürk, Orta Doğu dahil Vatan gazetesinde de aynı konular var. Ancak bu arada gündemi değiştirmemek için diğer haberlerine bakmıyorum. Fransa'nın tavrı dahil birçok önemli konu var. Önce sizin bu İsrail saldırganlığı ve PKK saldırıları sonucu 6 şehitle ilgili düşüncelerinizi ve Orta Doğu'daki durumu kısaca bir değerlendirmenizi rica ediyorum. Sayın Aydın, buyurun. Sağ olasınız. Her şeyden önce ekranları başında bizi takip eden değerli izleyenlerimizi selamla, saygıyla selamlıyorum. İyi bir program olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bütün sözlerimizin ülkemizde iyiliklerin, güzelliklerin çoğalmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Şüphesiz ülkemizin ve coğrafyamızın sorunları sadece iyi niyetlerle, temennilerle çözülecek değildir. 10 yıllardır bölge insanın canı yanmaktadır. Emperyalizmin, ırkçı siyonizmin bir kısım büyük planları var. Adım adım bunu işletiyor. Mevzi kazanıyor. Yanan coğrafya insanının canıdır. Ölen bölge insanıdır. Planlar bölge ülkeleri üzerinde yürütülmektedir. İsrail'de gemi azıya almış, azmanlaşmış, pervasızca 10 yıllardır zulmünü devam ettiriyor. Maalesef coğrafyanın diğer ülkeleri bu hususta kınamaktan öte bir iş yapamıyorlar. Bu bizi üzüyor. Bu böyle de gitmez, onu da ayrıca biliyoruz. Yine hakeza
Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, yine coğrafyamızın diğer taraflarında son 10-15 yıldır yürütülen operasyonlar neticesinde de bölge tarumar olmuştur. Neredeyse hiçbir İslam ülkesi, hiçbir bölge ülkesi kendini savunacak mecalde bırakılmamış hale getirilmiştir. Neredeyse her bir evden tabut kalkıyor, kimse kimsenin tabutuna omuz bile atamayacak hale geldi. Yani çaresiz, savunmasız hale sokuldu bütün bölge ülkeleri. Değerlenip toparlanmaya ihtiyaç var. Yani bütün bunları her programda, her vesileyle konuşabiliriz, kınayabiliriz. Canımızın, yüreğimizin yandığını dile getirebiliriz. Bu zulümleri ortaya koyanları şiddetle kınadığımızı ifade edebiliriz. Bununla ilgili nümayişler yapabiliriz, protestolar yapabiliriz. Avazımız çıktığı kadar hançeremiz yırtılırcasına en keskin, en hissi, en hamasi nutuklar atabiliriz. Ama neticede dediğimiz gibi 10 yıllardır bu zulümler devam ediyor. İsrail durdurak bilmiyor. Gazze'de yapacağını yapıyor. Batı Şeria'da yapacağını yapıyor. Her tarafta yapıyor bunu. Bunun benzerleri diğer bölge ülkelerinde de hiç şüphesiz oluyor. Olup biten her şey de orta ve uzun vadede olayı takip ettiğimiz zaman görürüz ki İsrail'e yaramaktadır. Yani bölgenin istikrarsızlığı İsrail'e, ABD'ye yaramaktadır büyük ölçüde. Büyük ölçü değil, tamamen ona yaramaktadır. Neticede BOP diye bir proje vardır. Büyük İsrail projesi diyebiliriz, Büyük Orta Doğu projesi diyebiliriz. 22 ülkenin sınırlarının ve rejimlerinin değişimini hedefleyen bir proje. Kondoleezza Rice'ın gündeme getirdiği ve hala yürürlükte olduğu düşünülen. Yani biz bütün İslam ülkeleri, başta Türkiye olmak üzere 10 yıldır, son 15 yıldır çok şey söyledik dış politika ilişkin. Çok mitingler yaptık, çok nümayişler yaptık. Ortalığı velveleye verdik, çok şeyler yaptık ama görünen o ki bugün geldiğimiz nokta İsrail'e yaramış halde. Neticeleri itibariyle. Sayın Aydın, bu durumda bu böyle gitmez diyorsunuz. Neye dayanarak söylüyorsunuz? 15 yıldan beri istikrarın da sembolü olduğunu söyleyen bir iktidar var. Siz siyasi arenada son dönemde bir umut olarak da insanların gerçekten söylediklerine çok değer verdiği bir siyasi partiyi temsil ediyorsunuz. Bu böyle gitmez diyorsunuz ama anlattığınız tabloda karamsar bir tablo. 15 yıldan beri devam eden ve sonuçta yine İsrail'e yarayan bir formülden bahsediyorsunuz. Müslüman Müslümanı kırıyor. Müslüman Müslümanı öldürüyor. Ve İslam ülkeleri dediğiniz gibi birbirinin tabutuna bile neredeyse omuz verir durumdan çıkmış. Bunların bir ağa babaları var. Amerika ortada. İşte birileri de kullanıyor. Yani bütün bunlar varken bu böyle gitmez diyebilmek için neye güveniyorsunuz? Her şeyden şunu söyleyeyim. Yani bu dış politika ilişkin olarak İsrail üzerinden bir girizgah yaptık. Yani şu anda çok acayip bir hal yaşıyoruz. O da şu. Şimdi şu Suriye'ye bakınız. 22 milyonluk bir ülke. Türkiye bir operasyon yapıyor. Rusya Halep'te. Suriye rejimi İdlib'de, Doğu Guta'da yapacağını yapıyor. IŞİD zaten her halta ediyor. Koalisyon güçleri Deyruz'u bombalıyor. Evet. ABD Rakka'yı bombalıyor. Şimdi bu bütün operasyonlar, bütün bombalamalar nerede oluyor? Kimin canı yanıyor? Kim ölüyor? Kimin binaları tarumar ediliyor? Hangi şehirler yaşanamaz? Hangi tarih yok ediliyor? Ya hepsi İslam coğrafyası. Ölen Arap'tır, Kürt'tür, Türk'tür. Canı yanan bütün bölge insanlarıdır. Ve biz mevzi elde ettik, şunu yaptık, bunu yaptık diyoruz. Ya bu ne akıldır, ne menen bir stratejidir ki bütün operasyonlar bizim üzerimize yürütüyor. Canı yanınca yine bizim canımız yanıyor. Binalar yıkınınca yine bizim binalarımız, müzelerimiz, tarihimiz, bütün geçmişimiz tarumar edilirken bizim tarihimiz yok ediliyor. Ve bunun üzerinden televizyonlarda, ekranlarda insanlar operasyonlar yorumluyorlar. Uluslararası ve Türkiye'de. Bu çıkmaz sokaktır. Buradan çıkmak lazım. Karanlığın en kesif, en koyu olduğu an umudun ve aydınlığın en yakın olduğu zamandır. Biz hem başta Türkiye olmak üzere coğrafyamızda yeni bir hikayenin, yeni bir başlangıcın adımlarının çoğaldığını görmekteyiz. Bunun için bu öyle gitmez diyoruz. Her şeyden önce Türkiye'miz açısından biz umuduz, geleceğiz.
Yani ülke olarak bütün mazlumların, bütün ezilmişlerin umudu Türkiye'dir. Türkiye'nin derlenip toparlanmaya, Türkiye'nin ayaklarının üzerinde durmaya, Türkiye'nin beklentilere cevap verecek kıvama gelmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Ve Türkiye bu potansiyeli barındırmaktadır. Türkiye genç nüfusuyla, jeopolitik konumuyla, tarihi müktesebatıyla, yeraltı yerüstü zenginlikleriyle, ormanıyla, denizleriyle emin olunuz çok kısa zamanda büyük işler başarabilecek bir potansiyele sahiptir. Bir iradeye, bir derlenip toparlanmaya ihtiyaç duymaktadır. Yeni bir iklimin, yeni bir nefesin, yeni bir birleştirici ruhun devreye girmesine ihtiyaç vardır. Anlaşıldı. Siz Türkiye'de siyasi iktidarın bugüne kadar yaptıklarıyla bunu yapamayacağını Bu politikalarla ne ülkemiz ne bölgemiz selamete erebilir. Bu politikaları kim uygularsa uygulasın. Biz her zaman şunu söyledik. İyi niyet önemlidir şüphesiz. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Baki Bey der ki, aç insan yıllarca ben yiyorum dese yemiş olmaz. Susuz insan yıllarca ben su içtim dese su içmiş olmaz. Aç insanın yemiş olabilmesi için lokmayı gırtlağından aşağı indirmiş olması gerekir. Susuz insanın susuzluğunu giderebilmiş olması için suyu yudumlamış olması gerekir. Yudum olması lazım. Ülkemizin, bölgemizin, insanımızın sorunları da sadece temennilerle çözülecek işler değildir. Proje lazım, peki, büyük bir vizyon lazım, şimdi, adım atmak lazım. Şimdi güzel de, bugünkü siyasi iktidar sizin manevi evladınız. Sizin içinizden çıktı. 15 yıldan beri de yönetiyor. Yani siz bir baba, bir ana örgüt olarak, bu siyasi iktidarı da bir anlamda doğurmuş bir siyasi yapı olarak, niye başaramadınız da sizin içinizden çıkan birileri başardı, siz bundan sonra başaracağınızı neye güvenerek söylüyorsunuz? Yani bunun tek taraflı, tek bir cevabı olmayabilir. Yani uzunca bir cevabı da olabilir ama... Bence kısa olsun, devam kısa, edeceğiz. Evet. Türkiye'nin derlenip toparlanması, ayaklarının üzerinde durabilmesi, bütün mazlumlara umut olabilmesi için sahip olunan vizyonu biz Milli Görüş olarak taşıdık. Bunu imkan dahilinde hükümet ortağı ya da hükümetin bir tarafını teşkil ederken ortaya koyduk. Bu emperyalizmi, ırkçı siyonizmi, batıyı tedirgin etti. Bir takım operasyonlara Türkiye'yi maruz bıraktı bizim üzerimizden. Bölmek, parçalamak, derlenip toparlamasını engel olmak ve toplumu sahtesiyle avutabilmek için bu arkadaşlar üzerinden bir operasyon yürütüldü. Allah rahmet eylesin Erbakan hocamız, biz bütün kadrolarımızla beraber ta 2001'den itibaren, bu ayrışma sürecinden itibaren bunu dile getirdik. Ey milletimiz, ey insanımız, aman ha, sakın ha bu uluslararası operasyona, emperyalizmin, bu ABD'nin, bu Pentagon menşeili projelere imkan ve fırsat vermeyiniz. Siz de, bunlar Erbakan'ın talebeleridir, milli görüşçüdür, bunlar da ekonomiyi, bunlar da dış politikayı düze çıkarabilirler diye bunların peşine gitmeyiniz. Biz bunları biliyoruz. Aman ha, uyarılarımızı yaptık. Ma teessüf, 16-17 yıl geçti. Bunun karşılığını pek göremedik. Son birkaç yıldan beri insanımız dikkatini bize çekti, kulak kabartmaya başladı. Evet, siz haklıymışsınız demeye başladı. Ama siz çok hayati bir şeyler söylediniz. Yani bunlar ya çok söyleniyor da duyulmuyor veya söylenmiyor, az söyleniyor veya kapalı kapılar arkasında söyleniyor. Diyorsunuz ki Batı emperyalizminin, Pentagon'un yarattığı biz milli görüşçüyüz, sahtelerle yola devam ediliyor diyorsunuz. Şimdi bu çok ağır değil mi? Yoksa siz daha ağır bir şey söylemek için böyle hafif mi kullanıyorsunuz? Bu hakikatin ta kendisidir. Biz şunu biliriz ve buna inanırız. Bu Batı dediğimiz emperyal gayeleri geçmişte sömürgecilik yapmış ülkeler bir şekliyle şöyle bir Türkiye arzu etmektedirler. Kendi ürettiklerini tüketecek kadar güçlü bir Türkiye, kendilerine hiçbir şey satamayacak kadar zayıf bir Türkiye istemektedirler. Dolayısıyla bu iki derede bir arada Türkiye'yi muhafaza edecek kadroları mütemadiyen desteklerler, önlerini açarlar.
Biz milli görüş olarak 4 hükümette görev aldık. 37, 39, 41 ve 54 hükümetlerde görev aldık. Yani merhum Erbakan hocamız merhum Ecevit'le hükümet oldu. Evet. Erbakan hocamız Demirel'le hükümet oldu. Adalet Partisi'yle hükümet oldu. Tansu Çiller'le koalisyon oldu. Ve bu hükümetler döneminde Türkiye ekonomiden dış politikaya, eğitime müthiş bir hamle ortaya koydu. Kıbrıs Zaferi dediğimiz Kıbrıs Zafer bu koalisyonlar döneminde gerçekleşti. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin baskı ve ambargolarına rağmen haşhaş ekimi dahil olmak üzere birçok işler ortaya konuldu. Türkiye'nin siz sadece tarımda kalın, sanayileşmeyin denildiği bir zamanda bir uçtan bir uca bu ülkenin her tarafında sanayi tesisleri inşa edildi, ortaya konuldu. Sonra 54. hükümet döneminde biz sizin kuyruğunuz, peykiniz olamayacak kadar güçlü bir coğrafyanın insanlarıyız, milletiz. Sizin peşinize takılacak değiliz. Kendi haritamızı, kendi yol haritamızı kendimiz belirleriz dedik. D8'i inşa ettik, kurduk. D8'in D60'la, D60'ın D160'la bütün mazlumların bir araya gelebileceği bir kıvamda inşasına yol verdik. Havuz ve denk bütçe sistemini uyguladık. İşçinin, memurun, emeklinin yüzünü güldürdük. Türkiye take-off yapmaya başladı. Türkiye adamların elinden çıkmaya başladı. Yani dünyayı sömüren, semiren, dünyada bugün kan, zulüm, gözyaşının müsebbibi olan bir kısım oligarklar, tabiri caizse bir kısım çevreler Türkiye'nin ellerinden çıktığını gördüler. Türkiye üzerinde operasyonlar yapmaya başladılar. 28 Şubat bunun için başlamıştır. 28 Şubat akabinde bizim ikiye ayrılmamız, ikiye bölünmemiz, bizden bir grubun umut olarak milletin önüne koyulması bu sebepten dolayı olmuştur. Dolayısıyla bunlar tam hakikattir. Yani FETÖ kumpası bir yandan genelkurmayı vururken bir yandan da sizi mi vurdu, onu mu diyorsunuz? Zaten normalde aslında bu malum yapıyla bizim içimizden ayrılanlar irade tevhidi ortaya koymuşlardır. Yani onlar irade tevhidi ortaya koydular. Beraber yol alma, beraber ıslanmak, beraber aynı şemsiyenin altında yol almak, beraber o uluslararası bir takım planlar çerçevesinde niyetleri ne olursa olsun. Kendileri şunu diyebilirler, biz ABD'ye, biz bir takım emperyal güçlere takiye yapıyoruz, arkadan dolanacağız diyebilirler. Hayır, onu demiyorlar, biz aldatıldık, kandırıldık diyorlar. Onu bilmiyorum ama netice itibariyle bir taraftan ABD nezdinde, bir taraftan AB nezdinde, bir taraftan malum FETÖ nezdinde yanıltılmış, aldatılmış pozisyonlarına düştüler. Ama bu ülkeye büyük maliyetlere neden oldu. Yani netice itibariyle Ergenekon'dan Balyoz'a, 15 Temmuz'a Türkiye karma karışık hale gelmiştir. Şimdi ya Türkiye nasıl bir ülke haline geldi Baki Bey? Öngörülemezlik dönemi yaşıyoruz. Bir ülke için, bir kurum için, bir aile için bu hiç arzu edilecek bir şey değildir. Öngörülemezlik. Yani yarın neye uyanacağız? Bir yıl sonra ne olacak? İki yıl sonra ne olacak? İş adamlar hangi pozisyon alacaklar? STK'lar hangi pozisyon alacaklar? Dış yatırımcılar Türkiye aslında hangi pozisyon alacaklar? Medya kamu, hangi pozisyon kamu alacak? Kamu kurum ve kuruluşlarımız bir ay sonra, bir yıl sonra ne olacak? Sınav sistemimiz bu sene ne olacak? Seneye ne olacak? Bu kadar öngörülemezlik içerisinde bir ülke ilerleyemez, büyüyemez. Bu kaygı ve endişe vericidir. Öbür taraftan Ergenekon'dan Balyoz'a, FETÖ meselesine, birçok temel meselede, dış politikadaki yanlışlıklara her tarafın ayarı bozuldu. Ayarlar, bizim Cumhuriyet kurulalı beri bütün ayarlarımızı tam yaptığımızı söyleyemeyiz. Yani sıkıntılı süreçlerimiz, dönemlerimiz oldu. Ama ayarlar hiç bu kadar bozulmamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayarlarıyla oynandı. Polis teşkilatının ayarlarıyla oynandı. MİT Müsteşarlığı'nın teşkilatın ayarlarıyla, STK'ların, cemaatlerin, cemiyetlerin herhalde ayarlarıyla oynandı. Hukukla da oynandı. Hukukun, adaletin, yargının ayarlarıyla oynandı. Bütün ayarlar onarılması güçleşecek şekilde bozuldu. Bu tesadüfen olacak bir şey değil. Bu çalışılmış bir stratejidir. Bu iç ve dış bir takım mihrakların çalışarak Türkiye'ye getirdikleri haldir. Hem bu belirsizlikten hem bu ayar bozukluğundan Türkiye'nin süratle kurtulması icap ediyor. Bu kadar gerilimin, bu kadar kutuplaşmanın olduğu yerde insanlar geleceğe umutla bakamazlar. Esenlik bir iklimine ulaşacaklarını düşünemezler. Dolayısıyla biz en başta söylediğimiz gibi Türkiye'nin yeni bir başlangıca, yeni bir esenlik iklimine ya da yeni bir hikayeyi yazmaya ihtiyacı vardır.
Evet, o hikayeyi yazmaya gerçekten ihtiyacı var olduğunu herkes söylüyor ama şimdi yine o sıcak yerden devam edelim. Kısaca siz bugün Orta Doğu yangınının nasıl söndürülebileceğini ve ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Onu tamamlayalım, sonra ekonomiyle, tamam, hukukla devam edelim. Önce bugün yaşadıklarımız tabii sonuçlardır. Anormal sürecin tabii sonuçlarıdır. Yani siz en başta bir kısım büyük planların parçası olmayı taahhüt ederseniz, Irak'tan başlayarak, Afganistan'dan biraz başlayarak, daha şöyle açarak benim gibi politikanın dışında olan insanların da anlayabileceği şekilde, daha açık ben anlatır mısınız? Ben çalışayım ama evet. ben inanıyorum ki ulusal kanal izleyenleri lep deyince leblebiyi, lep deyince tavşanlıyı anlıyorlar. Ama ben ulusal kanal izleyicileri, bugüne kadar olmayanların da sizi izlediğini düşünerek söylüyorum. Şunu söyleyeyim, yani bir defa şunu bilmemiz lazım. Bütün hesaplar, bütün programlar Türkiye üzerine yapılmaktadır. Bu kadar iddialı bir şekilde söylüyoruz. Çünkü Türkiye herhangi bir ülke değildir. Bu millet herhangi bir millet değildir. Bu coğrafya herhangi bir coğrafya değildir. Bütün insanlığın umudu aslında burasıdır. Eğer yerkürede adalet üzerine kurulu bir dünya inşa edilecekse bu Türkiye merkezli olacaktır. Neden Türkiye merkezli olacaktır? Türkiye ne batıdır ne doğudur. Türkiye hem batıdır hem doğudur. Hem Asya'dır hem batıdır. İnsanlardan bir kısmı şöyle diyebilirler. Türkiye'nin kurtuluşu batıyla irade tevhidinde, batıyla beraber olarak olabilir diyebilirler. Bir kısmı Türkiye bütün İslam ülkeleriyle bir araya gelirse kurtuluşu elde edebilir diyebilirler. Biz diyoruz ki hayır. Türkiye hem Asya ile hem İslam ülkeleriyle hem de batıyla güçlü ilişkileri olması gereken bir ülke. Ben daha net bir şey sorayım mı izninizle? Şimdi siz Atlantikçisi, Atlantik ekolünün uzantısı olarak mı kendinizi görüyorsunuz? Batı dünyasının parçası olarak mı görüyorsunuz? Avrasya, Şangay beşlisine mi daha yakınsınız? İslam Birliği D8 dahil olmak üzere öyle bir oluşum mu düşünüyorsunuz? Türkiye bunlardan hangisiyle birlikte yürüyerek en azından Orta Doğu batağını kurutabilir ve o söylediğiniz öngörülebilirlik çizgisinin üstüne çıkıp geleceğini görebilir? Biz D8, D60, D160 dediğimiz zaman içinde herkes var, bütün ezilenler var. İçinde Brezilya da var, içinde Çin de var, içinde Rusya da var. Ama çok tabii ve doğal olarak Türkiye işe başlarken kendi hinterlandında, kendi komşularıyla çok ciddi münasebetler geliştirmek, paklar oluşturmak zorunda. Yine aynı iklimi, aynı hedefleri güden bir kısım ülkelerle çok yakın hem ekonomik hem siyasi ilişkiler geliştirmek zorunda. Yani Orta Doğu batağından çıkmak için siz şunu mu diyorsunuz? Suriye, İran, Irak, Türkiye ve Rusya. Ben hemen evet, oraya geleyim mi? Buyurun. Türkiye herhangi bir ülke değildir dedik ya. Bu ülkede olan bütün iyi şeyler aslında bütün insanlık için iyi şeylerdir. Bu ülkede olan bütün kötü şeyler, bütün zayıflıklar, bütün eksiklikler aslında bütün insanlık içindir. İnsanlığın aleyhinedir. Hal böyle olunca uluslararası emperyalizm, ırkçı siyonizm bu coğrafyada güçlü bir Türkiye olsun istemiyor. Ayaklarının üzerinde duran güçlü bir ülke olsun istemiyor. Onun için adım adım bir takım programlar yürütüyor. Bu Büyük Orta Doğu Projesi olarak 22 ülkenin sınırlarının değiştirilmesi ama nihai hedefin bu bölgede bütün mazlumlara önderlik, rehberlik yapacak bir Türkiye'nin ortadan kalkması içindir. Çünkü Türkiye bütün bu uluslararası büyük tezgahı bozacak bir potansiyele sahiptir. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi potansiyelinin farkında olarak her şeyden önce bu büyük planın parçası olmaktan öte bu planın önleyicisi olup yeni bir dünyanın inşasının fonksiyonlu icra eder hale gelmesi. Bunun için de eş başkanım diyen biri bunu yapabilir mi? Bunun başında bulunduğu bir siyasi. Ona da cevap vereyim. Onun için de Türkiye'nin süratle komşu ülkelerle olan münasebetini behemhal, hemen şimdi derhal düzeltmeye ihtiyacı vardır. İnceleyip sık dokumaya gerek yok. Hemen Irak'la, hemen Suriye'yle, hemen İran'la, hemen Rusya'yla zaten belli ölçülerde bu oldu. Hemen Pakistan'la süratle ilişkilerini güçlendirmeye ihtiyacı var. Ve süratle Mısır'la münasebetini güçlendirmeye ihtiyacı vardır. Çünkü Mısır'sız
Suriye'siz, İran'sız bölgede Türkiye yalnız başına da iş yapamaz. Hiçbir ülke kendi başına bir iş yapamaz. Çünkü mecalsiz bırakıldı bütün ülkeler. Biz ancak böyle 3, 5, 10 ülke bir araya geleceğiz. Sonra bu çekirdek halkayı çoğaltacağız. Ve Türkiye'de başta olmak üzere bütün bölgede yeni bir hikayenin, yeni bir iklimin oluşmasına vesile olacağız. Şimdi yine ben merak ediyorum. Suriye ile ilişkiyi düzeltmek lazım diyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Suriye Devlet Başkanı'na hain diyor. Şimdi nasıl olacak bu iş? Olur. Şöyle olur. Bir defa Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ibaret değildir. Türkiye Türkiye'dir bir defa. Seçimler yaklaşır. Seçimler vesilesiyle olan seçimler vesilesi olur. Seçimler vesilesiyle olamayan da toplumsal iradenin farklı yönlerde temerküz etmesiyle iktidar edenler seçimlere kadar bu düşüncelerinden vazgeçerler. Vazgeçebilirler. Vazgeçtikleri ve vazgeçebildikleri geçmişte yaşananlarla Ergenekon'da, Balyoz'da görülmüştür. FETÖ meselesinde görülmüştür. Rusya ile yaşanan krizde görülmüştür. Dolayısıyla burada da görülecektir. Sadece bu arkadaşlar ettikleriyle kendilerini dünya ve ahiretleriyle ilgili olarak büyük bir sıkıntının içerisine kendilerini sokmuşlardır. Ancak nedamet duyarlar. Bu yanlış politikalardan vazgeçerler. Başka vazgeçtikleri gibi. Bunda da vazgeçerler. Seçimlere kadar da bir bu iklimin oluşmasına vesile olurlar. Öyle ümit ediyoruz. Şimdi öyle ümit ediyorsunuz. O zaman siz sık sık seçimler ve bu arkadaşlar da nedamet getirirler bilmem ne diyorsunuz. İşin içine o zaman gelip, daha benim anlatacağım çok şey var, soracağım çok şey var ama işin içine öncelikle ittifaklar giriyor. Şimdi siz nedamet getireceğine inandığınız bu arkadaşlarınızın nedamet getirmeleri halinde onlarla ittifak yapmaya var mısınız? Bir defa biz Saadet Partisi olarak iki şey söyleyeyim. Lütfen. Bir, konuştuğumuz bu konu, yani ittifaklar meselesi, Türkiye'nin gerçek bir gündemi değildir. Ancak siz dahil olmak üzere bütün kanallar, bütün siyasi partiler bu gündemin bir parçası haline getirildiler. Seçimlere 18 ay varken, seçimlerin erken ya da vaktinde olup olmayacağı henüz belirsizken. Yani demek ki 18'de olmayabilir. Bu böylesine Türkiye'nin daha gerçekçi, daha esaslı, daha rasyonel tartışılacak konuları varken, seçim satım haline girmeden bunlar konuşuluyorsa bu da bir takım gerçeklerin üzerine örtmek içindir. Ekonomideki, dış politikadaki, adalet hukuktaki, mağdurlarla ilgili bir sürü meselemiz var. Eğitimdeki ilgili. Bu kadar esaslı gündem maddeleri varken bunları sıkça televizyon ekranlarında konuşamayıp onları kıyıya köşeye sıkıştırdığımız bir zamanda ittifakları saatlerce bütün kanallarda konuşuyorsak, bütün ortamlarda konuşuyor da biz çok kısa konuşalım. Bu da bir şeyin üzerine örtüyor. Bu, onun için ben şunu söyleyeyim. Henüz daha şu kadar zaman var seçimlere. Erkendir diyoruz. İki, biz millete yarayacak bir ittifakın arayışı içerisinde oluruz. Partilere yarayan bir ittifakın değil. Önce onun altını çizelim. Millete yarayan bir arayışın ittifakın içerisinde oluruz. Dolayısıyla eğer şu ya da bu siyasi parti bizim ilkeler etrafında toparlanalım dediğimiz bu ilkeler etrafında bir politika değişikliğine gideceklerse işbirliği yapılabilir. Bunun adına ittifak dersiniz, başka şey dersiniz. Eğer iktidar partisi bugüne kadar uyguladığı bu politikalardan geçerse ki bu şu manaya geliyor, ben Saadet Partisi'ne teslim oluyorum manasına gelir. Yani Saadet Partisi'nin ileri sürüşü. Bekliyor musunuz böyle bir şey? Umarız yapsınlar. Yapsınlar. Yani onlar da diyorlar ki onlar bize teslim olsunlar. Ama biz zaten 15 yıldır bunca anafora, bunca tsunamiye, bunca baskıya rağmen mevcut takip etmiş olduğumuz siyasetten, stratejiden, politikalardan vazgeçmemiş bir hareket olarak bugün her zamankinden daha kötü hale gelmiş Türkiye'nin getirdiği politikaların yanında olmuş olmamızı beklemek akla ziyandır. İktidar Partisi mevcut politikalarını dış politikada, eğitimde, ekonomide, adalet ve yargı ile ilgili bir defa 16 Nisan başlı başına hükümetin
bizim açımızdan yanında olamayacağımız bir durumdur. Yani biz kuvvetler ayrılığı diyoruz. O kadar önemli bir şey ki. İnsanlarımız zaman zaman şöyle diyorlar. Kardeşim bize bir şey söyleyin. Yani yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Bir, daha zamanı var diyoruz. İki, biz olmazsa olmaz diye bir şey söylüyoruz. Bu olmazsa olmaz dediğimiz şeyin içerisinde iki şey çok önemli. Bir, kuvvetler ayrımı diyoruz. Yasama, yürütme, yargı. Yürütmemiz güçlü olsun, tamam, kabul ediyoruz. Ama meclis çok güçlü olması lazım. Yani yürütmeyi denetleyecek, kanunları yapabilecek, yasama görevini tam yapabilecek bir kıvamda olması gerekiyor. Yargı bütün etkilerden uzak, tam bağımsız bir hal içerisinde olması gerekiyor diyoruz. 16 Nisan bunun ortadan kaldırıyor. İradeyi bir tek kişinin yürütmenin emrine veriyor. Biz buna rıza göstermeyiz diyoruz. Buna rıza göstermeyeceğimize göre kiminle yan yana gelebileceğimiz de ortaya çıkar. O zaman somutlaştıralım izninizle. Şimdi Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakı çok açık. Büyük Birlik Partisi'nin de beni de yanınıza alın demesine rağmen yanımıza değil ama arkamızdan gel diye çağrıldığı bilinen bir gerçek. Öte yandan bakıyoruz, birbirlerine biraz da böyle zeytin dalı uzatan İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi var ve buraya belki girebilir diye düşünülen HDP var. İki parti var ki bu iki parti ittifaklar konusunda ne orada görülüyor ne burada görülüyor. Bunlardan biri Saadet Partisi, biri İşçi Partisi. Vatan Partisi şimdiki adıyla. İkisi de ittifakların sizin söylediğiniz çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye'nin sorunlarını o yapıların çözemeyeceğini ifade ediyorlar. Ama bir de gerçek var. Yani sistem değişti, seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında yapılan seçimde baraj denen illet %0 oy alan ama ittifak yapıp öteki partinin yanında görünen insanı kurtarıyor. Fakat %9.9 oy almış bir partiyi meclise taşımıyor. Siz de meclisin çok güçlü olması gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi siz meclise mi gideceksiniz? İktidar olmayı düşünen ve iktidarda söz sahibi olmayı düşünen bir siyasi parti olarak Saadet Partisi öyle adlandırıyor. Anahtarsınız belli. Yani ağırlığınızı nereye koysanız orası güçlenecek diye söyleniyor. Hatta kazanacak diye söyleniyor. Siz de bu güçle, o daha erken, bu şimdi böyle, bunlar doğru. Ama insanlar ya sizi baraj hiçbir yere girmeden yürürseniz, baraja takılmış görürlerse ne olacak? İnsanların bu umudunu nasıl ortadan kaldıracaksınız? İttifakları tamamen reddederek, dışlayarak bir yere varmak mümkün mü? Yok, biz Türkiye yeterince kamplaştı. Kutuplaştı. Kutuplaştı. Evet. İnsanlar en temel meselelerini müzakere ederek, diyalogla çözmeleri icap ederken hem de coğrafi olarak coğrafyamızda yaşananlar göz önünde bulunduğu zaman her zamankinden daha fazla diyaloğa, konuşmaya ihtiyacımız olduğu bir zamanda bu kutuplaşma yaşanıyor iken ittifakların ayrıca kamplaşmayı derinleştirecek boyutlara gelmesinden endişe etmekteyiz. Onun için biz Genel Başkanımızın ağzından kamuoyuna deklare ettik. Biz ilkeler etrafında bir araya gelelim. Herkes öyle diyor. İlkeler etrafında. Bu ilkeler etrafında bir araya gelme hususunda ben öyle zannediyorum ki akli selim hiçbir siyasi parti yöneticisi veya o siyasi parti destek olan insanlarımız bir gane kalmazlar. Ne olur şu ilkeleri şöyle ilkeleri üç söylüyoruz. Cümleyle, dört cümleyle evet, söyler misiniz? Kuvvetler ayrılığı diyoruz. Yani yasama, yürütme, yargı açısından söylüyoruz. Daha doğrusu 16 Nisan'da ortaya çıkan sonucun tahsih edilmesi, düzeltilmesine dönük bir yaklaşım ileri sürüyoruz. Yani meclisin güçlendirilmesi meselesi, yargının tam bağımsız olması meselesini. Bu yani yeni bir referandum mu öneriyorsunuz? Referandum önermiyoruz. Bizim çıkaracağımız Cumhurbaşkanı adayı şunu vaat edecek. Evet. Şunu vaat edecek. Diyecek ki ey milletimiz, ey insanlar, biz şu kadar zaman içerisinde yasama, yürütme, yargı ile ilgili olarak bu vaatlerimizi yerine getireceğiz. Süratle meclis değerlenecek, toparlanacak. Ben kendi adıma şu yetkilerimi kullanmayacağımı, meclise kullandıracağımı, yasama yürütme ile ilgili şu işleri
şu çerçevede yapacağız diyecek bir vaatte bulunacak. Bu bir manifesto olacak çok tabii olarak. Bir diğeri Türkiye kamplaşmış, kutuplaşmış, Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Bu dil, yani kamplaşmayı çağrıştıracak dil kim de varsa bunu terk etsin. Yoksa biz onunla zaten yan yana gelemeyiz diyoruz. Bu bir ilkedir. İki, bir adlarını şeffaf söyler misiniz? Yani o dili kim kullanıyor? Şüphesiz şu anda İktidar Partisi kullanıyor. Yani beraber bir araya gelen iki siyasi parti, maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, bu dili önemli ölçüde bir siyasi netice elde etmek adına, yani oy elde etmek adına, günü kurtarmak adına kullanmaktadırlar. Bu da orta ve uzun vadede Türkiye'nin hayrına bir şey değildir. Olmadığını da zaten görüyoruz. Biz, Baki Bey, eskiden de insanlar arasında bir kısım keskin ayrılıklar vardı. Diyalogsuzluklar vardı ama hiç bu kadar olmadı. Ama coğrafyamızda hiç bu kadar olmamıştı yani. Dolayısıyla biz eskiden de bir miktar böyle kamplaşmalar falan vardı. Çok abartıyorsunuz kardeşim diyenlere diyoruz ki doğru ama eskiden Suriye bu halde değildi, Irak bu halde değildi. Türkiye'nin askeri Afrin'de operasyon yapmıyordu, yapmak zorunda kalmıyordu. Emperyalizm bu kadar azmanlaşmamıştı diyoruz. Dolayısıyla şimdi içeride her şekilde meselelerimizi konuşarak, müzakere ederek, birlikte yaşama bilincimizi çoğaltarak, birbirimize mecbur olduğumuzu, bütün farklılıklarımıza rağmen, bütün anlaşamadığımız hususları bilmiş olmamıza rağmen birlikte yaşama mecburiyetinde olduğumuzun bilincini sokağımıza, işimize, siyasetimize yansıtacak bir iklim oluşturma ihtiyacımız var diyoruz. Ama bir kısım siyasi partiler, hayır yarın seçim var. Türkiye'nin sorunlarından önce kendi ikballerini, kendi mevzilerini muhafaza etme saikiyle kamplaştırıyor, kutuplaştırıyor, geliyor. Milli, gayrimilli tasnifleri yapıyor. Benimle olursan şuradasın, yanımda olmazsan şöylesin diyor. Bu tanımlar fevkalade, fevkalade zararlıdır. Günü kurtarabilirsiniz ki kurtarmıyorsunuz aslında ama ülkenin geleceğine zarar veriyorsunuz. Dolayısıyla en temel ilke kutuplaşma olmayacak, gerilim olmayacak. Biz meselelerimizi konuşarak, yüreğimizde, içimizde var olan güzellikleri konuşarak halledeceğiz diyoruz. İki, şeffaflık ve özgürlükler. Şeffaflık dediğinizde yolsuzluklara. Şüphesiz Türkiye müthiş bir yolsuzluk sarmalı içerisindedir. Ve bu hayatın tabii bir parçası haline geldi. Bunu süratle kaldırmamız gerekiyor. Yolsuzluk, rüşvet, özgürlüklerin ve denetimin az olduğu ülkelerde yoğunlaşır. Şu anda Türkiye'de yargıya olan, yani adalet olan güven büyük ölçüde zarar almıştır. Özgürlükler önemli ölçüde örselenmiştir, baskı altına alınmıştır. Böyle bir ortam, denetleme zaten yoktur. Hukukun olmadığı yerde denetleme de olmuyor. Böyle ortamlarda yolsuzluk ve israf alır başını gider. Türkiye'de de maalesef neredeyse bütün kurum ve kuruluşlarımızda büyük bir yolsuzluk sarmalı vardır. Bu sarmaldan Türkiye'yi kurtarmamız gerekiyor. Bunun yanında Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasını istiyor muyuz? Şüphesiz. İstiyorsak bunun yolu nedir? Üretime dayalı bir ekonomiyi tercih etmek. O ekonomiyle hukuk meselesini ikinci bölümde değerlendirelim. Çok kısaca Fransa'nın takındığı şu son tavır hakkında da görüşlerinizi alabilir miyim? Saadet Partisi bu PKK'nın sarayda ağırlanması dahil ve ona Sayın Cumhurbaşkanı'nın tepkisi, Fransa vardiya değiştiriyor diyen başbakanın sözleri, Macron'un yaptığı şuursuzluk diyen Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri, sen kimsin bu nasıl cürettir diyen Çavuşoğlu'nun sözleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Altay'ın teröriste kol kanat germeyin uyarısı dahil şöyle bir kısa değerlendirme yani, yapın bir dakikalık bir ara vereceğiz. Yani Fransa mazisiyle, geçmişiyle sicili çok kötü bir ülkedir. Sömürge ülkesidir. Yani sömüren ülkededir. Ve ölçüsüzlüğüyle bilinen bir ülkedir. Onun bugün eski sömürgesi olan Suriye'de bir pozisyon almaya teşebbüs etmesi kendi adına da coğrafya adına da gülünç bir durumdur. Trump çekiliriz bizim, diyor. Vardiya mı değiştirecekler? Bizim bırakınız Fransa'yı. O bölgede yabancı hiçbir gücün varlığını kabul edecek stratejimiz olamaz. Süratle
tedrici olarak süratle dediğim zaman ilk önce Amerika'yı oradan uzaklaştırmak icap ediyor. Bizim topraklarımızda Amerika'nın üsleri var. Onu da orta ve uzun vadede süratle, işte Türkiye güçlenerek bunu yapması lazım. Süratle NATO ile olan münasebetimizi gözden geçirmeye, Türkiye'nin de NATO üsleri ve Amerika'nın üsleri, zaten NATO dediğin zaman Amerika'ya olmuş oluyor. Bütün bunlarla ilgili, kürecik dahil olmak üzere, bütün işlerimizi yeni baştan ele almak zorundayız. Gözden geçirmek ve süratle gücümüzün yettiği oranda kapatma cihetlerine gitmemiz gerekiyor. O zaman bir dakikalık bir ara verelim. O bir dakikalık aranın sonunda elbette ekonomiye çok ayrıntılı bir şekilde girmemiz gerekiyor. Yani üreten bir Türkiye, tüketen ve başkalarından bilmem samanı bile alan bir Türkiye olmaktan çıkmak gerektiğini düşünüyoruz. Sevgili izleyiciler, bize bir dakika müsaade edin. Devam edeceğiz Sayın Birol Aydın'la. Harman dalı efem geliyor. Harman dalı efem geliyor. Geliyor. Yeniden kanlar namlusu şimşekler çakıyor. Gümüş